Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dolar neden 12 liraya yükselecek? Neden 10 lira olan tahminimizi 12 liraya çıkarttık? Bu videoda bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 2001 kriziyle 2019 yılında çıkacak muhtemel kriz çok farklı olacak. En azından 2019 yılında çıkacak krizin derinliği 2001 krizinin çok daha ötesinde olacak sevgili dostlarım. Ve bu krizden çıkmak çok da kolay olmayacak. İki noktanın da altını çizelim. Aslına bakarsanız 2001 yılında yaşadığımız kriz tam anlamıyla bir reel sektör krizi değil, daha çok bankacılık kriziydi ve piyasadaki paranın azalmasından kaynaklanıyordu. Türkiye'nin borçları o kadar çok değildi. Hane halkının borçları o kadar çok değildi. Türkiye borçlarını çevirebilmek için en azından daha az para bulmak zorundaydı. Türkiye'nin işi 2001 yılında bugüne göre çok daha kolaydı. Peki biz 12 lira rakamına nasıl ulaşıyoruz? Öncelikle bunu açıklamak istiyorum size. Ekonomi ve finans da aslında tekerrürden ibarettir. Aynı tarih gibi. Onun için biz geriye döneriz. Kriz dönemlerindeki dolar ve döviz hareketlerine bakarız. Eğer ki oradaki dolar ve döviz hareketleri bugünkü dolar ve döviz hareketleriyle benzeşiyor ise onları alıp uyarlarız. Aslında 2001 ile 2019'u altını çizerek tekrar söyleyeyim, kıyaslamak çok doğru değil. Çünkü 2001'e göre çok daha hızlı yükselişler gözlenebilir finans cephesinde, dolardan bahsediyorum. Ya da borsada çok daha büyük çöküşler gözlenebilir. Çünkü 2001'den çok daha sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Velev ki 2001 kadar hasar alacağımızı kabul edelim. İşte o zaman biz 2001 ile 2019'da yaşanacak muhtemel krizleri öpüştüreceğiz ve ortaya çıkabilecek dolar rakamlarını sizlerle paylaşacağız. Hemen paylaşmaya başlayalım. Bu rakamları söylerken aklınıza daha net kalsın diye kenara da bir grafik koyacağım. Bu 2001 yılındaki döviz hareketliliğini gösteriyor. O günün tek farkı para birimindeki sıfırların daha fazla olması. Onu da kolaylaştırmak için oransal bir hesap yaptık. Yani başlangıcıyla daha sonraki süreçlerde dolar nereye gitmiş, hangi oranlarda artmış onu sizlerle paylaşacağız ve o oranları alacağız. Ardından bugünkü kura uyarlayacağız ve doların nerelere gidebileceğini sizlere göstermeye çalışacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Dolar 22 Şubat 2001 tarihinde 688.696 liraymış. Grafikte de görüyorsunuz zaten. Bunu 6 lira 88 kuruş olarak kabul edebiliriz. Yani bugünkü para birimine daha çok benzesin diye 6 lira 88 kuruş olarak çevirelim. 6 lira 88 kuruşla yıla başlayan kur sadece 4 gün sonra krizin çıkması ile birlikte sevgili dostlarım bir anda 10 lira 78 kuruşa fırlamış. Yani %60'lık bir devalüasyon olmuş. Burada da dalgalı kuru var. Yani devalüasyon derken para değer kaybetmiş. %60 oranında Türk lirası değer kaybetmiş dolar karşısında ve 6 lira 88 kuruşken 10 lira 78 kuruşa fırlamış. Burada bizim baz alacağımız nokta %60 olacak sevgili dostlarım. Yani biz 5 lira 60 kuruşun üzerine %60'lık bir etki uyarlayacağız ve Türk lirası nereye gidebilir onu sizlerle paylaşacağız. %60'lık bir değer kaybında. Onun da hesabını yaptık. 5 lira 60 kuruşun üzerine 3 lira 36 kuruş daha koyuyoruz ve 8 lira 96 kuruşa ulaşıyoruz sevgili dostlarım. Eğer ki 2001'deki gibi %60'lık bir şok yaşarsak ilk etapta bu bizi 8 lira 96 kuruşa götürür. Hemen bir tarih daha vereceğim size. Onun da grafiğini paylaşalım. 11 Nisan 2001 ikinci şoku yaşamış 11 Nisan 2001 tarihinde dolar ve 1 milyon 285 bin liraya çıkmış. Yani 12 lira 85 kuruş olmuş. Evet, daha yakın olduğu için bu rakama çevirdik. 12 lira 85 kuruşa çıkmış. Bunun karşılığı da şu sevgili dostlarım, %85'lik bir artış gerçekleşmiş. Bakın kurda %85'lik bir artış gerçekleşmiş. TL %85 oranında değer kaybetmiş. Ne zamana göre? İlk başladığı 6.88 rakamına göre.
Biz şimdi 5.60'a geri döneceğiz ve bunun üzerine %85'lik bir oran uygulayacağız. Bu da 4 lira 76 kuruşa denk geliyor. 5 lira 60 kuruşla topladığımızda da 10 lira 36 kuruş çıkıyor. Bizim size daha önce bakın dolar 10 liraya gidebilir dediğimiz rakam. Evet, kısa vadede 10 liraya gidebilir dediğimiz rakam bu. 10 lira 36 kuruş. 2001 ile kıyasladığımızda daha derin bir kriz yaşanırsa, bankacılık krizi, reel sektör krizi eğer totalde bir ekonomik kriz çıkartırsa oran daha da yukarıya çıkabilir. Biz yine de aynı oran üzerinden gidelim ve %85'lik bir artış olduğunu kabul edelim. 10 lira 36 kuruş. Tekrar bir tarih vereceğim şimdi sizlere. Yine 2001 yılından, bu kez 11 Ekim 2001 Perşembe gününe gidiyoruz ve dolar kuru bir anda 1 milyon 644.826 liraya çıkıyor. Yani bugünkü değeriyle bugünkü rakama çevirirsek 16 lira 44 kuruş gibi düşünebiliriz. Bu da yıla başladığı 6.88'e göre %135'lik bir artışa denk geliyor sevgili dostlarım. Biz bu %135'i de uyarladık 5.60'a. O tepe noktası, sonra bir miktar geri geliyor. O geri geldiği noktayı da kapanış değeri olarak sizlerle paylaşacağım. Bakın %135'i 5.60'a uyarladığımız zaman üzerine 7 lira 56 kuruş biniyor ve 13 lira 56 kuruşa çıkıyor dolar. Evet, 1 dolar 13 lira 56 kuruş oluyor sevgili dostlarım. O zirve noktaya vurduğu zaman, 2001 krizinde yaşanan zirveye vurduğu zaman %135'lik bir artış oluyor ve 13 lira 56 kuruşa çıkıyor 5 lira 60 kuruştan. Buradan bir sonraki tarihe geçeceğim. Ara tarihleri de veriyorum ama onları çok fazla işlemeyeceğim. Yıl kapanışına geleceğiz. 28 Aralık 2001 Cuma. 28 Aralık 2001 Cuma günü bir miktar gevşemiş ve 14 lira 40 kuruşa gelmiş Türk lirası. 16 lira 44 kuruştan 14 lira 40 kuruşa gelmiş ama 6 lira 88 kuruştan yılbaşındaki değerinden 14 lira 40 kuruşa kadar da yükselmiş. Bu %110'luk bir artışa denk geliyor ve biz bu %110'luk artışı da 5.60'a uyarladık. 5.60 artı 6.1, bu da 11.76 kuruşa geliyor. Yani 11 lira 76 kuruş. Yani size söylediğimiz 12 liranın hemen sınırı sevgili dostlarım. Ki bu eğer ki 2001 krizi yaşanırsa, daha sert bir kriz yaşanırsa o zaman bunun üzerine çıkabilir ve hatta daha önce söylediğimiz 13 lira 56 kuruşları da görebiliriz sevgili dostlarım. İşte sevgili dostlarım, biz sizlerle bir rakam paylaşırken aslında tarih tekerrürden ibaretten yola çıkıyoruz. Finans sistemi de ekonomi de aslına bakarsanız sürekli tekrarlardan oluşuyor. Ekonomik dengelere göre, para giriş çıkışına göre sürekli fiyat değişimleri oluyor ama genel itibariyle geçmişe göre oluyor. Bakın, Amerika parasal bolluğa gidiyor, bizim dolarımız düşüyor. Amerika parasal sıkılaşmaya gidiyor, bizim dolarımız yükseliyor. Ekonomik dengelerimiz bozuluyor. Türkiye kriz ortamına giriyor. Ve Türkiye'nin kriz ortamına girmesi için gerekli olan ortam aslında var. İşte F-35'ler açıklandı, S-400 konusu var. Türkiye'de hala seçimle ilgili problemler var. Türkiye'nin makroekonomik dengelerin hepsi ciddi anlamda bozuk. Ha, şunu da söyleyebilirsiniz. Acaba makroekonomik dengeler bozulduğu için mi dolar yükseliyor? Yoksa zaten dolar yükseldiği ve dolar arzı azaldığı için Amerika'dan ekonomik dengelerimiz mi sarsılıyor? Aslında ikisi de doğru sevgili dostlarım. Bakın, eğer ki dolar bu kadar bol bir şekilde gelmeye devam etseydi, Türkiye ve benzeri olan gelişmekte olan ülkeler bu kadar sıkıntı yaşamayacaktı. Ama dolar sıkışıklığı yaşanmaya başladıktan sonra dolardaki bu sert hareketler gözleniyor. 2001 yılının öncesinde de Amerika parasal sıkılaşmaya gitmişti ve Türkiye dolar kıtlığı yaşamıştı ve bunun sonrasında da krizler arka arkaya gelmişti. Sevgili dostlarım, İşin özeti bu. Türkiye'de dolar rahatlıkla 10 liraya ve 12 lira seviyelerine gidebilir.
Çünkü Amerika parasal sıkılaşmaya gidiyor, Türkiye'de makroekonomik dengeler bozuk, dolayısıyla doların yükselmesi için pek çok sebep var. Genel itibariyle benim beklentim, ısrarla söylüyorum, artık 10 lira değil 12 lira ve üzeri. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza mutlaka abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum ve tabii ki dostlarınızla da paylaşın. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın efendim.